şey yapıyorlar. Köyümüzde Bismillah diyerek hububat hasadımızı başlattık. İlk olarak arpa hasadından biz bu işlemi başlatıyoruz. Elazığ ilinde 2017 sezonunda yaklaşık 930 bin dekar alanda bir hububat ekimi gerçekleştirdik. Bunun 470 bin dekar civarı arpa üretimi, 460 bin dekar civarında da buğday üretiminden oluşuyor. Bugün arpa hasadını başlattığımız süreçle birlikte inşallah 1,5-2 ay süresince buğday da dahil olmak üzere ilimizdeki ilçelerle beraber bütün hasadı gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl özellikle yağış rejiminin düzenli olmasından dolayı bölgelere göre değişiklik arz etmekle birlikte genel manada Elazığ ilinin ortalamasında ciddi bir verim artışı söz konusu. Biz kuru şartlarda Elazığ ilinde arpada 250 ile 350 kilogram arasında bir verim beklentimiz var. Sulu şartlarda yine 350 ile 450 kilogram arasında. İnşallah buğdayda belki 400'ü de bulabilecek. Buğdayda yine kuru şartlarda 350 ile 450 civarında, sulu şartlarda ta 600 kilograma kadar dekardan bir verim beklentimiz var. Tabii ki bunlar resmi rakamlar değil. İnşallah ekiplerimiz şu anda sahada çalışıyorlar ve bununla ilgili verim tahminlerini oluşturacaklar. Ve bu söylediğim rakamlarda verimin oluşması durumunda geçen yıllarla yaptığımız kıyaslamada ciddi manada bir verim artışının olduğu zaten net bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Biz burada bu yıl bu hasat sezonunun verimli ve güzel geçmesi için özellikle yaklaşık 2-3 aydır hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biçer dövercilerimizi eğitiyoruz. Onlara operatörlük belgeleri veriyoruz. 2015 yılına kadar Elazığ ilinde biz yaklaşık 138 tane operatöre sertifikalarını vermişiz. Bu sezonun bereketli ve güzel geçmesi için ekiplerimizi oluşturduk. İlimizi ilçelerde dahil 12 bölgeye ayırdık. Bunun 2 tanesi merkez bölgesi, 10 tanesi de ilçelerimizde. 39 tane uzman arkadaşımızı, bu konuda ehil olan sertifika sahibi uzmanımızı görevlendirdik ve 12 ekip şeklinde inşallah sahada hasat süresince biçer döverlerin kontrollerini yapacaklar. Çünkü biz şunu iyi biliyoruz ki eğer bu biçer döverlerin kontrolleri gerekli manada yapılmaz ise üreticinin bir yıl boyunca harcamış olduğu emek, dökmüş olduğu alın terinin boşa gitmesi söz konusu olacak. İşte bu alın terinin boşa çıkmaması için biz Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak ekip arkadaşlarımız hasat süresince sahada olacaklar. Biçer döverleri kontrol edecekler ve bilimsel olarak tespit edilmiş olan %2'lik tane kaybının altında bir kayıpla inşallah bir sezonu kapatmayı düşünüyoruz. Bu konuda biçer dövercilerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Aynı hassasiyeti yine üreticilerimizden bekliyoruz ki üreticilerimiz olumsuz bir tabloyla karşılaştıkları zaman anında bize bilgi vererek bu konuda bizi bilgilendirmeleri gerekiyor. Biz de kanun çerçevesinde yapmamız gereken iş ve işlemleri hemen yaparız. 50 yıldır tarımla uğraşıyorum. Çiftçilik yapmaktayız. Bu sene 2017 yine başladık tarım sezonuna, hasat sezonuna. Verim güzel. Geçen sene daha iyiydi ama bu sene yağışlara az olmasına rağmen bu sene yine de Allah'a şükürler olsun iyidir. Memnunuz. Çemberimiz bunu biz içer döverin namlu kısmından ve iki adet de tabla kısmından ölçümler yapacağız. Ve çemberi bıraktığımız yerde yani 0-25 metrekarelik alanda dane kaybı var mı yok mu ona bakıyoruz. Olabilir. Yani başak ölçülmeden atılmış olabilir. Dane olabilir. Şimdi şu anki biçer döverin namlu kısmından yani sapı attığı kısmından çember attığımızda yaptığımız incelemelerde dane kaybı yok.